Evet arkadaşlar. Daha dün açtığımızda ulan bu nasıl dizi? Türkiye'de böyle dizi olabilir mi gerçekten? Böyle bir şey var mı dediğimiz dizimizin Gibimizin 3. sezonunu da bitirdik. 3 sezonu evet. devirdik. Nasıl hissediyorsunuz? Yani çok Dünya'ya gelen büyüyor. Tek yorumum bu. Arkadaşlar Gibi'nin 3. sezon 10. bölümünü yani final bölümünü konuşuyoruz. Ben dizi incelememiz artık bitiyor diye mutluyum. <laughs> Her Ne kadar gibi de gibi gibi başta acı bir dizi olsa da artık dizi olaylarına bir son veriyoruz diye sevinçliyim. Ömer de şey bu kanalla ilişkili ilişkini için çok mutlu. <laughs> <Ya> artık geceleri <laughs> uyuyabileceğim. Ya, bir daha nerede denk geliriz Allah bilir. Film serisinde bir tane konuk olursun ya. Bir iki filme. Tabii. Yürüyüş. Yani. Is i̇stediğine konuk olabilir. İstediğine olabilir. Mesela ben... bu filmi hacı ben de geleyim. Hemen hemen yapıştır. Eyvallah abi. Filmler Ama... zaten bir hafta önceden söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Sezon finallerini biliyorsunuz ki her zaman. Ya geçmişte geçiyor ya da geçmişte geçiyor. İnşallah belki ileride geçer diye yani haberi söylüyorduk. Mesela tarihi tutturduk gibi. yani Osmanlı dönemi gibi bir şey bekliyordum ben. Aslında yine Osmanlısal bir şey gördük orada. Evet nasıl buldunuz bölümü? Nasıl? Onu söyleyin ve direkt bölüme başlayalım. Vasat bence gibi bölümlerine nazaran iyi tespitleri olan gene iyi tespitler barındıran, iyi anlar barındıran vasat bir gibi bölümüydü. Sevip bağrımıza basmayacağımız tarzda bir bölüm değildi. Tabii ki bir gibi bölümüydü yani. Biraz uzadı sanki bazı şeyler hani. Hadi artık dedirtti. Belki de bunu dedirtmek için yapılmış sahneler de vardı. Aslında o tarihsel konteks üzerinden efendime söyleyeyim karakterler üzerinden falan e, güzel keyifli analizler, tespitler vardı yani. Ama tabii böyle bir ne bağlayamadım lan. Böyle bir bölüm değil. Işte yani. <laughs> bence de arkadaşlar ben genel olarak sezon değerlendirmesi de yapacağım çok kısa. Bu sezonda bir olmamışlık olduğunu hala savunuyorum şahsen. Ee, bir iki bölüm gerçekten çok efsaneydi. Yani çok çok efsaneydi. Bir daha bir daha açıp izlenecek bölümlerdi. Bunu da şeye bağlıyorum. Yazarların e, becerememesi, başaramaması değil. Tam tersine e, onların yine bence ben önce onlar mükemmel iş çıkardı. Ama bu bölümlerin uzaması çok kısa bir sürede 3. sezonun gelmesi bence bir şeyleri bozdu. Özellikle bu bölüm şunu hissettirdi bana yani. Bu bölüm yapılmak için yapılmış gibi. Halbuki atın bulunuşu bölümünde gerçekten bir hani espri yaparken bir şey anlatmaya da çalışıyor ya bu adamlar genel olarak. En çok atın bulunuşu, bulunuşu bölümünde o var da. Ya mesela şey diyordu ya işte. Ya senin neyin temsil edilecek neyin var senin falan diyordu şey Sen temsil hmm. edilecek kişi misin falan diye böyle sor, sorgu şey yapıyordu işte. Ya bunu mu seçtik lider olarak falan. Hem espri yapıp hmm. bir yandan da bir şeyleri de genel olarak sistemsel bir şeyler de giydirmese bu bölümde öyle şeyler yok bu bölüm bir şeyler oluyor falan Fransız 1614 böyle bir şey bir zamanında. Niye öyle diyorsun ya? Bence öyleydi. Özellikle Hı. ikinci sezonda Roma bölümüne e, özenildiği kadar prodüksiyona bu, bu bu bölümde hiç özenilmemiş. Onun da sebebinin tamamen zamansal bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani, ya lan, prodüksiyonu fena değildi bence. Yani çok kötüydü At arabasını e, normal şartlar. At arabasına bayıldım ben ya. En güzel şey olabilir Bilmiyorum. at arabası. Yani şeyden prodüksiyon hızlansın diye çadırda yapmışlar. Yani eğer bu adamların daha Acun gibi adamın kanalındaki bir dizinin nasıl prodüksiyon, bir para basan bir dizi bu yani tamam mı? Yani Nasıl böyle dandik bir bölüm olabiliyor çok şey anlamında, prodüksiyon anlamında. Anlamıyorum yani bu bölüm sarayda geçebilirdi abi. Bu adamla Roma bölümünde stüdyo yaptılar. Biliyorum çünkü kamera arkasını Ne oğlum hikaye açısından ne değişecek ki sarayda? Çadırda? Hayır hikayesinden bu hikaye açısından değil. hikaye sarayda olmaz ki zaten panayır ya İşte bu. Ya yazımından bahsediyorum. Ve çadır goygoyu var burada. Tamam işte zaten diyorum ki prodüksiyondan sebep böyle yazıldı gibi geliyor bana. Yok, Paraların yok. olduklarını bilselerdi mesela bence saray gibi bir şey yazacaklardı gibi geliyor bilmiyorum. Bana bunları hissettirdi. O yüzden de bu bölüm bana çok ucuz geldi öncelikle. Daha böyle hani dedim ki lan gibi yani bu para basıyor bu dizi. Eksenin, millet ekseni sırf bu dizi için alıyor. Adam kanal aldı. O kadar parası olan bir adamın kanalı bu. İzlediğimiz şeye bak dedim yani. Çünkü Roma bölümünde ben çok etkilenmiştim prodüksiyon anlamında Spartaküs kadar iyiydi yani neredeyse bir iki yer sırfsa da. Yönetmen faktörü mü diyeceğim ama bence yönetmenlik de çok kötü değil yani. Bu kadar düşünme de gerek var mı bu dizi hakkında onu da bilmiyorum. Yani o da bir beni beni de o konuda eleştirebilir arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Benim gibi düşünmüyorsanız gidin kendinize ayrı kanal açın. Yani ben o kadar acımasız değilim de ama ana konusunun hani fikirlerinin ya tamam bir ta güzel birkaç fikir var ama bütün konu bunlardan ibaret olarak döndüğü için çok da bir şey olmuyor esasen. Ben orada senereden hani, bahsetmedim. Prodüksiyondan bahsettim sadece. Prodüksiyona hiç umursamadım açıkçası. Bence gibi de aradığım bir unsur değil benim. Evet. Hiç hiç yani hiç önem vermiyorum. Olursa ekstra bir lezzet oluyor ama hiç aramıyorum ya. Yani. Ama senaryo açısından yani çok daha malzeme var yani Osmanlı'dan bile çok daha malzeme çıkarabilirsin hani. O elçiden bile sayısız malzeme çıkar. Yani biraz hani şey gibi geldi. E i̇şte. Ya ben aslında bölümün biraz böyle sündü böyle bir kelime var değil mi ya? Yani? Var. Uzatma ya. Sün, Hı -hı. Sündü aynı. O o his oldu ama onun dışında aslında ben dönem mizahı olarak karakterlerin o dönemde yine kendi karakterleri olarak var olmaları olsun. İşte aslında klişe gibi muhabbetinin çağa uyarlanması. Ne bileyim işte askerlerin Hı -hı. bıkkınlığı vesaire falan bence bu anlamda çok ikinci sezonun finalinden daha iyiydi bu bölüm. Çünkü burada mesela bu şey anlamında bak bu bahsettiğim unsurlar anlamında zaten hep böyle bir bir yere doğru ilerliyordu. Birbirinden bağlantısız aslında şeyler değil gibiydi yani. Ya o o sıradanlığı falan çok güzel vermişler bence. Ne? Evet. Girince anlat anlat yani konuşurken şey yaparız. Bence. Ee ikinci sezonla aynı mesela benim için de. Aynı derecede. Aynı da denebilir yani. yani. Hani ben bir işte... sıralama yapıyorsak ben 1 2 3 mu açıklıyorsun? Ben mesela 1 3 2 yaparım herhalde. Ya farkı şu açıdan vasatlıyorum. Aslında kötü bölüm değil dediğin gibi. Yani şeye katılıyorum o anlamda ama atın bulunuşuyla kıyasladığım vakit biraz arada çok şey var. Fersa Fark var yani. Ee, ama dediğim gibi Roma bölümüne bir tık daha yakın. Ama atın bulunuşuna çok yaklaşamıyorlar açıkçası. Hani çok daha fazla malzeme olduğu için ve çok daha deneysel takılabilecekleri için biraz aslında beklentim oluyor benim bu bölümlere. Hani o beklentimi karşılamadığı için böyle biraz vasat masat diyorum. Yoksa hani baktığında espriler falan güzel. Abi şundan değil. da alakası olabilir mesela. Şimdi e, bölümlerde hani işleyecekleri belli bir mevzu e, işte üzerinden Muhabbet döndürecekleri şeyler belirliyorlar mesela İşte Atın bulunuşunda işte otorite devlet hı hı. vatandaşlık işte daha arkaik dönemde bunun muhabbetini çeviriyorlar. Şimdi mesela burada yine aynısını yaparsa biraz tekrara düşme durumu olabilir diye muhtemelen. Tabii aynısını yapmayacak şu an. Bunu yapmıyor işte burada biraz daha tebaa ilişkisi işte köylülük şehirlilik hı hı. işte kıyafetler üzerinden bir maskülenite mevzuu muhabbetin Ama işte ha, mesela falan. ana konu buydu. Ana konu buydu. Bu o kadar dediğin gibi güçlü bir konu değil. Yani bir yerde dediğin gibi devlet şey ilişkisi ya devletin keşfi var resmen. Bunda sadece yani çağlardaki cinsiyetçilik, imaj, moda, görünüm, itibar falan olayları. Tabii burada mesela şeye bence çok şey yapmışlar işte hop o çadırdan gir ya yani, o Hmm. mesela bezdirmek istemişler sanki böyle. Yani evet. Karakterlerle birlikte izleyiciyi de bezdirmek istemişler. Gir çatırdan, oradan da evet. geçtim, bilmem ne yaptım falan. Tabi Tabii tabii. Zaten o yüzden yükleri de ağır bir kabak yani iyice bezsinler, Aynen. iyice görelim, hissedelim diye. Dediğin gibi katılıyorum. Bir de şey işte evet. dert e, yani vatandaşlar dertlerini anlatmak için bile uzun uzun çile çekiyorlar. Anladın Ayağını mı? Ayağını mı kaşıdın az önce? Nereden bildin? Şöyle yaptım çünkü değil mi? <laughs> evet. Abi yani aralığın 27'sindeyiz an itibariyle. Sivrisinek var ya. Nasıl yaşıyor oğlum Sivrisinek bu havada? Kral belki yazdan beri hiç çıkmadı. Azar azar emir hayatta kalıyor. Tam bir survivor sinek belki. Evet giriyoruz efendim. Fransa 1644 yılıyla girişimize başlıyoruz. kanın beklemeleri. Bizimkilerin İlkan değil ee, yalnız. Tabii e, Setien. Setien. <laughs> Setien'de mi 7. demek yoksa lan bakma ona. Ne alaka? <laughs> kan 7. Septimus gibi Setien de mi öyle acaba? <laughs> Aa, set 7 galiba gerçi. Aa doğru set 7 lan. Evet, yok, çözdük evet. lan. Vallahi yaptık ya. Bu hak ettik. Doğru. Ah, de, set, set, ah, doğru. Fif. Bak, Fransızca evet set ayda. yedi 7 lan doğru hakikaten. Ben doğru. Fransızca bir tane sayabiliyorum. Ve <laughs> Evet bakma şimdi fark etmişim doğru. Yedinci gene bulmuşlar yedinci. Belli ki kanı isimleri hep kolay olacak yani. Bütün çağlarda yedinciyi bulacağız. İlk kanı yapıştıracağız. Ee, yakışıyor da ama Setiyan bak güzel isim ya. Ee, ondan sonra bizimkiler süper bir at arabasıyla geliyorlar. Bayıldım o at arabasına ben. Tam böyle hatta Yılmaz böyle iniyor falan yere değiyor neredeyse. O kadar o çağların at arabasıymış gibi bir at arabası. Arabasının arkasında gelmeleri de şey. <laughs> evet. herhalde. Köylüler abi. Ve e, Ersoy'umuz Jack'ımız. O da Jack. Var ya evet. onun ismini bir süre duymadık ya. Şey dedim böyle senaristler gibi düşündüm. Dedim ki en bilindik Fransız ismi ne lan dedim. Sonra düşündüm böyle Jacques'tır herhalde <laughs> falan dedim. Sonra bir iki sene <laughs> sonra ona Jacques dediler. Ama <laughs> zaten Jacques'mış lan adamı oldum böyle. Şey adamın ismi Jacques'mış lan falan dedim böyle. O, <laughs> o de hızlıca yakalamışlar yani hiç. Hiç sektirmemişler. Tebrik ederim. Müzikler bayağı iyiydi bölümü. Ondan sonra ilk kan bunları çemkiriyor. Orada şeyi özellikle bu bölümde çok gördüm. Şey manasında diyecektim bunu. Bu Kemal Sunal dublajı vardı yani bölümde. Ya nasıl ağızlarını görmüyoruz vatandaşın. Hani belki dublaj da söyledi orayı yani canlı kayıt bile olmadı bilmiyorsun yani hani seslerini hani yürürken ileride onların sesleri geliyor ya hani Kemal Sunal'ın hep öyledir yani ya, <laughs> ağzı konuşmaz onu. ama dublajda eklemiştir bazı replikler ekler falan ya o zaman yaka mikrofon diye bir şey yoktu ve zaten her şey dublajdı tunan belki Tabii. biliyorsundur ben anlatayım sana normal konuştukları ha, yerde, da, yerde dublaj yani hani kameranın yanında olabilecek mikrofon mi? yani, tutmuyorlar aslında senaryoda olmayan şeyleri ekliyor yani sonra. Neyse ben sana bir ara Eski Türk filmlerine nasıl çekildiğini anlatırım. <laughs> stüdyoda gergin yani, ama genel bölüme yansıyan ilk kanımızın bir ilk kanımız zaten ilk kanda setyen mi diyelim böyle. Setiyenimizin her zamanki huyu, her çağdaki huyu olduğu gibi arkadaşlarına hor görme, onlardan utanma huyu her çağda devam ediyor. Abi bir şey de, hemen keseyim. Evet. Sadece huydarı değil fark ettiyseniz Direkt kendileri de burada. Yılmaz'ın evinde de Yılmaz'ın evet. yanında yaşıyor Setien. Hı, evet <laughs> doğru. Onu da mesela direkt oraya o şekilde geçici yapmışlar yani. kaba, kaba yine Yılmaz'la Ersoy'a kitlemiş. Kendisi bir şey taşımıyor. Poşet taşımıyor diyordu <laughs> evet. ya. Aslında hani Yılmaz taşımasa daha şeydi de. Tutarlı olabilir. Sonra da kitliyor ona. Yok. ilk o, o Ersoy'a kitliyor. Yani. Setien için şey. Ama İlkanla Ersoy çok tutarlı karakter açısından. Ersoy da birebir. Yani şeyde neyse normalde neyse burada da öyle. Yılmaz biraz öyle böyle hani tam belli değil ne oldu. İlk kanımızın isyanı. bunları köylü karılar gibi giyindikleri için <laughs> çok utanıyorum. O güzeldi bu arada. <laughs> Güzel bu dayandırdıkları o Barok dönem adam giyinişiyle dalga geçmelerine bayıldım. Çünkü benim intikamım alınmış gibi hissettim. Çocukluğumdan beri o gerizekalı perukları, o salak çorapları, Böyle bir pudra sürme. Yani diyorum hep hiç yani aklım hiçbir zaman alamadı. ilk gördüğüm günden beri o tarz filmleri falan izlediğim zaman. Bu adamlar niye böyle giyinmiş abi? Neden? Falan diyorum her sefer. Yani hangi noktada bu çekici ve güzel geldi insanlar acaba? Nasıl? Ama işte bu, bölüm bu bölümde ilk bu motivasyon falan çok güzel evet, canlandırmıyor muydu o şahsı? Tabii canım. Hakikaten. Aynen. Hakikaten bunlar böyle düşünüyormuş lan. Hani şey gibi. Süsü kadınlar değil. Tabii ki biz erkekler evet. hak ediyoruz. Biz daha üstünüz çünkü. Ve işte bir biz. de o arayış. Arayışı çok güzel. Yani. <laughs> şeyler arıyorduk. Sonunda bulduk. Evet. Ama <laughs> erkek bu. Böyle yani Sonuçta tek, tekamüle ulaştık. Erkek budur diyor ya. Yani. Bundan sonra böyle diyor ya bir de. Susun gerçekten. 400 senedir öyle giyinildiğini. Kafada peruk falan. O şapka bile dayanmadı lan. Abi şu anda muhtemelen bugün de çok komik giyiniyoruz da. Ya Öyle bir şey söyleyeyim mi? Bak, sene Bence dediğine katılıyorum bir yandan da katılmıyorum. Çünkü 60'lardaki insanların giyinişlerine bakıyorum. Herkes çok şekil oğlum. 1920'lerde hmm. 1800'lerin sonunda giyinişlere bakıyorsun. Herkes çok şekil. Hala güzel var yani. E, yani bu bizde de takım elbise bence şekil. hani geleceğe yönelik. Takım şekil elbiseden olabilir. çok erkek kıyafet ne diyor? Ha ben yok kadınları da kastettim. Yani bir, bir şal şey var, kuşak, gömlek, belde kama. Kama. Ama sen şimdi gittin şeye yine Topal Osman'ın askeri oldun gittin. <gülüyor> <gülüyor> sen horon tepeceksin sen belli. Hadi sen şuradan sahneye git. <laughs> Orada horon tepeceksin. <laughs> Şey... ya Burada bizim de aslında kafamızda şartlanma işte Mesela bu mevzuyu konuşurken bile aklımıza gelen pozitif kim kuşam daha modern batının hmm. daha işte ne bileyim örnek olarak verdiğimiz 1920'ler falan ya yani. sizi eleştiriyorum anlamında değil benim de kafamda zaten. Buna Ama bence bu çok var. normal çünkü dünya geneli ortak kabul edilen tek kıyafet tarzı tamam. olabilir her ülkede. Tamam. Tarlı olsaydık mesela böyle düşünmüyor olabilirdik ya da işte o kadar sık yani. kullanmıyor ama o kıyafeti yine kabul ediyorlar mesela. Hani ya şey gibi garipsemezsin. Atıyorum 80'lerdeki 90'lardaki modayı gör, görmesi gibi kadar garipsemezsin. Garipsemez. Oraya aşağı alacaktım ağzımın laftan lafı aldın ağzımdan tulan ya. İnsanlık tarihinin en kötü modası 80'lerdir. 80'ler 90'lar arasındaki o iğrenç iğrenç bel çantalı, bol eşofmanlı, MC Hammer gibi gezdiği insanların dönem. Allah kahretsin ya. Yani. O modayı kim bulduysa. <laughs> İspanyol Paşa gördü ve bu insan. Abi o daha güzel. Yemin ediyorum 80'lerdeki Stranger Things'in 4. sezonundaki giyinişler kadar kötüsü ömrümde hiç görmedim. Hiç. Hiç. Nefret ediyorum ki çok da yani. güzel filmler çekilmiştir 80'lerde İkincisi de işte barok dönem <laughs> ondan sonrası çok umrumda değil bu ikisi çok kötü yani bir pantolon içine süveter diyorsun bir de barok dönem diyorsun pantolon içine süveter değil öyle salak salak gözlükler takıyorlar kapalı alanda kadınlar saçlarını şuradan falan topluyor böyle iğrenç şişme montlar şimdi bir daha moda oluyor onlar böyle, böyle yama. Batka. yama lan ya batkalı ceket yemin ederim 80'ler modasından daha güzel ya gerçekten daha güzel yani Erkek budur ama yani onu da bilin. Bu arayış evet. bitti. Ziplik olarak şey de çok güzel. Kardeşim bir peruk, bir ince pudra da mı geçemediğiniz Hiç erkeksi değilsiniz diyor ya. Ve orada Ersoy'u <laughs> göstermesi. Ersoy'a gönderme evet. var. Orada evet. gösteriyor zaten. <laughs> Ayrıca bu bölümde de tutarlılık ve gönderme açısından yine zengin ve bu iyi bir bölüm doğan. Ya anda. zaten Olmuşsun. geçen sezonda da işte köle muhabbeti oldu. Sonra son sezon sonunda köle muhabbeti oldu. Yani o bilerek yapılan bir şey. Artık hangisi hangisinden çıkıyor bilmiyorum. Yani sezon finalinde böyle bir şey yapacağız bir bu tarz bölüm yapsak mı dediler. Yoksa böyle bir şey aklımıza geldi. Lan sezon finalinde de Roma'ya gidip kölelik mi yapsak mı dediler bilmiyorum. Öyledir bence. Yani. yani dizayn edilmiştir ona Hı -hı. göre. Paralellik Atenlik dizayn edilmiştir. Önceden yazıldı. Öyle Tabii. Değil. Çünkü Ersoy'un o bölümdeki pudra manyaklığının hiçbir şakası kalmıyor bu bölümü izlemeyince mesela. Aynen öyle. Birbirini tamamladı Bak, şu an. Gerçekten bu bölüm olunca mantıklı oldu Hı. o pudra oluyor. Bir de aslında. O bölümde eleştir eleştirmiştik hatırlıyorsunuz. Bir de o bölüm de büfeydi zaten. Direkt o bölümle bu bölümü bağladılar Tabii yani. direkt. Hani diğer bölümlerin bir şeylerini çözme ya da ilişki kurma yok. Ve burada hani direkt şey paralellik olayı güzel yani direkt İlkan ver orada pudra sürüyor diye İlkan sen çok kadınsın diye tepki gösteriyordu. Burada da pudra sürmüyor diye İlkan sen çok kadınsın diye tepki gösteriyor. <laughs> evet güzel. <laughs> Sonra işte Yılmaz'ın argümanları. Kardeşim antik Yunanlar böyle miydi? Adam cıbıl cıbıl geziyordu. O zaman maskülenite böyle bir şeydi, sıvı bir şeydi, değişken bir şeydi. <laughs> hakikaten o konuda. Zaten bu bölümün dayandığı konsept. Şiir okuyan evet. adamsın, şiir okuyan <laughs> adamsın diye. Neyse gerekli oldu. <laughs> şey, yani o mevzu, ya o mevzulara girmeye gerek yok herhalde de. Zaten. Hakikaten. Mesela güzellik algımız da yani, evet. antik Yunan'da grotesk daha kilolu kadın övülüyor, hmm. şişman kadın figürü övülüyor yani o zaman. Ama işte ya bu. Batı düşüncesinin zaten özellikle 17. yüzyıla geldiğimizde 18. yüzyıla da devam ediyor zaten hani bu. Zaten tekamül edip bir nihai şey Avrupa merkezci zihniyetin zaten şeyi buydu. Bir de ufaktan girmiş olan. Sonra Ersoyumuzun bu bölüm sürdürdüğü eşya takıntılığının ilk sahnesi başlıyor, halıya bitiyor Ersoyumuz. Bu böyle yere atılır mı? falan filan duvara asacaksın diyor. Aynen bizim eski eskiden olduğu gibi köylerimizde, şeylerimizde kilimler duvara asılırdı malum. Evet ama yani duvara asılmasının sebebi aslında izolasyon maksatlıydı. Ondan mı? Değil mi? Öyle de desen motif ettikleri için gibi geliyor bana. Şimdi zaten mesela halı sanatının böyle bir şeyi var zaten ya. Şey olarak halılar duvara asılıyor yani pahalı halılar oluyor dekoratif mesela. Dekoratif mana adam diyorsunuz. Ben onu tabii, tabii, aynen. eski köy duvarlarının muhallebeden olduğu için hani soğuğu geçirdiği için rutubeti engellesin köylerde diye bu, yapıldığını biliyorum. Köylerde bu işlevi olabilir tabii. Yani. Ya da Ama, ahşap duvar hı. mesela. yani o er Ersoy şey diyor ya bunu diyor bu yerde olur mu? Bunu duvara asman lazım. Bu gerçekten zaten ileri süreçte böyle oluyor muhtemelen. İleride mi geride mi oluyor tam bilmiyorum tabi de yani tarihsel şeyini. Gerçi bu olayı sadece köy yapıyor o yüzden e, dediğin gibi belki sebebi o rütbe izolasyon olabilir yani ana kaynağı bilemiyorum da. Geyik falan var hmm. bazen hmm. de ka babaanneminkinde Kabe vardı mesela. Kabe <laughs> Mescidi Nebevi miydi yok neydi? Peygamber efendimizin şeyi. Mescidi Nebevi. Ha. Ha. O vardı işte ikili böyle. Evet sonra Hollanda e, Ticaret Bakanının yakın arkadaşıyla tanışıyoruz. Ya, Yılmaz da diyor ki bu nasıl bir kardeşim yani diyor senin varoluş şeyin bu mu? Biraz Başka daha bir şey havalı olmalıydı. <laughs> Beklentisi şey yani biraz daha şekil şekil bir olay bek. Bu sezonda da bir ticaret bakanı olayı var bir de şey Aynen. ticaret Bakanı'nın keskin içerici bölümünde. <laughs> Zaten diyor ya başına bir şey gelse ne olacak falan diyor ya. Aa, evet evet bak bu da göndermiş şu an fark ettim ben de. Katında av tanrıçası Diyan oldum ben de diyor. Yılmaz da tamam. Bravo. <gülüyor> 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 Adamın dönüp Yılmaz'a sen kimsin asıl dediğinde Yılmaz'ın köylüyüm ben işte diye kendine de şey biçmez. Bu kadar da komik değilmiş neyse. <laughs> Yani sana özel diz Ben dizi <laughs> izlerken de böyle tepkisiz kalmıştım. Evet Ersoy'umuz bir sonraki ortaya geçip Ersoy'umuzun şaşırmalarına devam ediyoruz. Bu sefer de koltuğa aşırı şaşırıyorlar. Ama koltuk şaşırmasını ben bile direkt hissettim. <laughs> <yani>. Çünkü <laughs> Düşünsenize yani ömrün boyunca kesinlikle yumuşak bir şey hiç oturmamışsın. Yerde oturuyorsun Ve, sürekli yani. Tabii. Ve birden koltukla karşılaşınca gerçekten ama, algısal bir devrim olabilir. Ama bak Berger insanlığın icat ettiği en iyi şeylerden biri galiba ya. Ben de <laughs> hala 2022'de Berger'e oturduğum zaman böyle Oh falan <laughs> oluyorum yani bercer müthiş bir şey ya. Sırf bercere oturmak tabii. için evlenebilirim yani o kadar bercer seviyorum ya. Yani. Aslında düşününce bercer çok lüks bir şey değil mi? Sadece aslında saraylarda olabilecek bir şey. Eski eskiden eskiden öyle evet. Çünkü koltuk bile olduğunda kazanmak için yani yer kazanmak için boydan boya duvara divan yapıyorlar. Yani koltuk yapıyorlar ki maksimum insan oturabilsin. Ama sarayda öyle bir ihtiyaç yok. O yüzden tek kişinin oturabileceği hususi koltuk yapıyorlar. Ama normalde yok. Sonra şey geliyor oraya. Koltuğa şaşırdıktan sonra kralımız geliyor. Kral bilmem kaçıncı Louis gelip ortalığı bir güzel dağıtıyor. O da <laughs> ne bir Anladınız <laughs> mı kral olduğunu izlerken? Kesin yani. Çok bağırdı, kesin değil bir mi? şey dedi tabii canım. Kral mı deme... Kralı yani olmasa kral bile bir şey yani. değil ama bir soylunun çok... yani ve başa hmm. bir şey geleceği belliydi oradan yani. Hmm. Ama şeyi çok güzeldi. Yani hani işte bu mesela aslında işlene mevzulardan biri de buydu. Çocuk soylu şeyinden. Ve işte Yılmaz'ın orada onu çocuğum. An hadi koş annen nerede bak. <gülüyor> 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 hadi koş annene falan demesi. O başta öyle diyordu. So <laughs> sonra Hiç sonra... Ana anasını <laughs> çok hayırlı almıyor Yılmaz. <laughs> Daha sert konuşuyor. Ama ben güzel yani. Yıl, Yılmaz orada aynı yani şeyi dillendirmiş biraz. Hani herkes bir misafir çocuğuna gıcık olduğu bir durum yaşamıştır ya herkes. Ya çünkü çok yaramazdır çocuk hakikaten. Neredeyse Allah'ın belası bir çocuktur yani. Hepimizin içinden geçen şeyleri, söylemek istediği şeyleri Yılmaz orada söylüyor yaramaz çocuğu. Ama tabii o kral çıkıyor. Burada kendi bu. Ben şeye çok Yılmaz Peru'nu falan söküp atıyor ya. <laughs> orada patladım ben. Yani. <laughs> Peru'nu fırlatıyor. Ben de şey, küfür öyle. edip kraliçeye küfrün gitmesi o hoşuma gitmişti. Ben i̇çimizden geçeni söylüyor. Yani bunu, yani Yılmaz'ın zaten karakterde bu var işte hani. Tabii. Mesela 1700 yılında da içimizden geçeni söylüyor. Tabii. 1600 yılında da işte. Daha sonrasında da söyleyecek işte. O karakteri aslında sürdürme anlamında hani işte Ersoy'un şatafat düşkünlüğü Hı -hı. öyle şeyden etkilenmesi ilk kanın ilk kanlığı diyelim artık. Yani tespitleri de genelde Yılmaz yapıyor. Hani herhangi bir tespit varsa onları da genelde Yılmaz yapıyor. Sonra sadece şöyle bir sahne var acım. Bir tane odaya gülüyorlar. Yol gösteren bir tane adam var. Kim O da bizim şey acım bizim keskin nişancı bölümünde meyhanedeki adamlardan biri. Ha. Üç, üç üç tane mahalleden tamam. abimiz abimiz var ya onlardan biri. Lan diyorum adamın tipi çok tanıdık. Yani ben de merak ettim bu hangi yan rolümüzdü diye baktım. Bu arada şey bölümünde, Ghosting bölümünde Şükrü vardı ya intihar videosunu çeken. O da kapıda askerdi. En sonda da biri var. Onu da söyle. tamam. Tayfun oynuyor evet. en sonda. <laughs> Ha <laughs> tayfun oyunu. Şey de vardı. Gülnuray bölümünde de köyün ağasının bodyguardı diyeyim. Onlardan biri de gene burada gardiyandı. Hapishanede gardiyandı. sakallı bir adam vardı. Geldikçe söyleyelim ya. Yani tek, madem söylediniz diye, diye bir o bir o kaldı. Onu tamam, da ekledim. Sen artık. sen de bir tane söyle hadi gideyim <laughs> ben. Söylemeyiz. Sonra abi o grup hareketiyle karşılaşılıyor. O odaya dalınıyor. Orada da yok kardeşim alış böyle şeyler. Burası saray. <laughs> Oğlum ben niye alışıyorum böyle şey ya. Düz <laughs> <Normal> halkım <laughs> <laughs> ya zaten bu final bölümlerinin genel amacı bir anlamda şey ya. Sistem ve işte bir dönemin eleştirisini yaparken aynı zamanda günümüzü de bakın çok da şeyler değişmedi ha gibi böyle hafiften güldürürken düşündürmek amaçladığı için. 3 bölümünde net ortak özelliği bu. Evet, o güzel. Ya o anlamda ben bölümü çok sevdim bu arada. Ama en değişen yani... hiçbir şey olmuyor yani. Siz evet. kendinizi özgür insanlar sanabilirsiniz yani, ama Yılmaz'ın Yılmaz olarak sabit kalmasının sebebi bile o olabilir yani. Çünkü her ederiz. her çağda bir Yılmaz var rahat olun siz evet. gibisinden. Ve şey... Her çağda da gördüğün gibi İlkan gibi yani kendi egosunu besleyecek bir şeyler buluyorlar hani. Sözde İlkan bu bölüm işte erkekliğiyle kendi egosunu Yok, tatmin Yok soylu ediyor. olduğunu zannediyor. O da köylü aslında. İşte ama köylü ya. İlkan hep o yani. Hani gerçi Roma'da bir soylu var gibiydi. Bir şey vardı. Ama yani. yine ya asıl şey Yılmaz'dı yani. Bak o da hiç değişmiyor doğru. Evet. Ha, ama bak atın bulunuşunda öyle değil. Ersoy'umuz şey. Evet. Ersoy orada Ersoy değil zaten. Orada başka bir karakter. O da çok yakışmış doğru öyle de. Evet. Beylerim! Beylerim! <laughs> Beylerim! Ya. Beylerim! Tamam! Ben halledeceğim! <laughs> Bütün yemişler de Ersoy'u yemez. Toplanın atı arayacağız. Sonra işte çadır bolluğu. Dışarıdan bakınca bu kadar çadır yoktu muhabbeti. O hani şey iyi orada. Yemek yemek ücretli mi diye sormak için lüzumsuz mevzu açma. Çok güzel oldu. <laughs> o o teyze Fransızca konuşsa yemin ederim yerdik. Fransız derdik hani. Tam Tip olarak. çok iyiydi yani evet. Müthişti yani. O tavrı, tarzı, tipi, kıyafeti, o ortam. Bir Fransızca konuşsa bir Fran orta çağda geçen şey o çağda geçen bir Fransız konuşulan bir filmde oynayabilecek şeydeydi yani duruştaydı kadın. Siz de aynı şeyi hissettiniz İlk bilmiyorum. İyi kastı. Yani. Ya Türk olarak da çok doğal bir tip. Fransız olarak da e, doğal evet, doğal bir tip. olmuş yani. Evet sonra soyumuzun patates ve soğana bile şaşırmasıyla devam ediyoruz. Ya niye fragmana komik şakaların hepsini koymuşlar? Ne gerek vardı? Evet ben de fragmana şaka koymalarını hiç sevmiyorum. Evet. E, patates soğan olayını ben mesela fragmanda duymasam kesin çok büyük gülerdim yani. Ben gene güldüm. Ben fragmanı izlememiştim. Güldüm. Ha, güldüm. ben izledim. <laughs> Nasıl izlemedin ya? Ha, yok, bir önce Hayır, izledim lan izledik. Bu da böyle... Ama unuttum. Unuttuk Biz ben bunu dedik. sana konuştuk. itiraf ettin. Ben fragmanı izledim dedin. Evet, evet. Doğru. Niye yalansınız? Çakiriz. Doğru. Ben bu sezon bazı şeylere hak veriyor sessizce. Çünkü başka seçesi da... kalmadı. Evet kalmıyor. Bunda da şey neyse ona gelir. Ee, sonra Jack bu sefer perdeye de artık yükselince e, Yılmaz isyan ediyor onu yetti bu eş eşya seveciliğin diye onu oradan çekip çekip alıyor. Burada güzel bir gönderme ilk sezona. Her soyumuz diyor ki bunun metresi şu kadardır bilmem ne. Babanın <laughs> konfeksiyoncuydu oradan biliyorum diye. <laughs> Aa bak onu kaçırmışım ben. İşte bu bölümde çok var aslında gönderme. Mi? Bu arada Erasmus'ta gelen yamyam yam, yam, Hollanda'dan geliyordu. O Ticaret Bakanı da Hollanda Ticaret, ticaret Bakanı'ydı. Al sana bir detay daha. Ya yani bu da artık bilmiyorum. Zorladım. Öyle zorladım. Düşündüm. Biraz da ben zorladım. Yakışır. Son efendim artık Yılmaz şeyi ittiriyor her şey. Şu çuvalı taşı kafanda alıştı. <laughs> 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 Ona güldüm ben. Onun şey yani oyunculuk iyi değil mi orada evet. yani söyle işte az şekilde. Iyi. Şu çuvalı taşı kafanda şeyin kraliçenin karşısına çıkmak için makyaj şadırına gidiyorlar. Tabii ki Jack Ersoy'umuz aşırı mutlu. <laughs> Yüzüne pudra sürdüğü için. Aynı oyunculuğu yapıyor bu arada. Yine böyle pudra da bakıyor cidden. böyle melül Hadi bir de buradan bağlayalım. O sahnede üçünün de aynadan yüzleri görünüyor. Büfede de böyle bir sahnemiz var. Aa, evet. Zaten büfeyle direkt paralel bu bölüm. Yani, Zaten o büfeyi ee, göreceğiz değil mi sonunda? Kaba ona koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada işte Luna diye bir falcıya Yılmaz'ın aşık olduğunu öğreniyoruz. Ben dedim bu da şeye bir gönderme mi? Hani çok bariz bir sahne ya o. Durup dururken niye koymuşlar dedim. Yani Luna'ya karşılıksız bir aşk şey olmuş. Yani başka hatırlamadığım bir yer mi var yoksa acaba Luna ay demek ya Gülnuray falan mı? Olabilir. Yani yoksa başka Maalesef, bir aşk olduğu da var mıydı benim yani. unuttuğum? Ünlü bağlama ustası Tuna'nın da birlikteyiz arkadaşlar. Ama Şimdi... o çok var. Boş boş ne yazmazlar onu ya? Çünkü İzledim. sadece Yılmaz'ın Luna'ya aşık olduğunu öğreniyoruz o sahnede. Başka bir amaca hizmet etmiyor o sahne. İlkan da ona dalga geçiyor mesela. Hani sanki Gülnur ile ilişkisiyle dalga geçiyor. Ya bu adamların gibi. detaycılığını Doğru. bildiğimiz için bence olabilir. Burada ciddi bir repliğe geçiyoruz. Ersoy çok zengin olmak mı isterdin yoksa çok güzel bir eşin olsun mu isterdin deyince. Güzel Yılmaz demiyor ]ca... çok müthiş diyor. Yani... Yani müthiş diyor evet. Hani sadece fiziksel olarak kastetmiyor. Tabii tabii evet. Her anlamda mutlu Hı -hı. edecek ha, bir eşin mi olsun isterdin deyince. Yılmaz da e, ben vasatlık isterdim abi diyor. Bir insan için istemesi en zor. Bu ama en mutlu eden şey de. Bu bence diyor ve çok çok doğru bir tespit. İşte kardeş biz boşumuza, boşuna ikimizi vasat ve yapmadık. Biz bunları 10 sene önce düşündük zaten. Yani okay. tek arzu ettiğin şey mutluluktu aslında değil mi? Hayır orta yolculuktu. Her şeyin ortasıydı. Vasatı insanlar kötü olarak algılıyor. Yani halen 10 kişiye sorsak 8'i vasatın kötü demek olduğunu anlıyor. Halbuki vasat orta demektir. Ortalama demektir. Bilmeyenler için öğrenme vakti geldi arkadaşlar. Artık hayatınız eskisi gibi olmayacak. Yani. İnan Engin'in bir videosu var ya. Vasatın üstü. Yani vasatın üstü. Vasatın üstü <laughs> şey düştü, işte Benim beklentim o abi. Sonra kralımız şikayetini yapıyor ve bizimkiler mapusa düşüyor efendim. Orada şey tabii süper yani. yani oradaki karakter bütünlüğü yani ilk kanın direkt e, bu çocuk kral olabilir demiştim diye. <gülüyor> <gülüyor> evet onu, da onu bekliyoruz değil mi? Ya O çok ki bir de hani onu da o repliği de göstermiyorlar ve direkt Yılmaz'ın tepkisiyle açılıyor ya. Nasıl demiş olabilirsin abi ya böyle <laughs> bir şey diye. <laughs> o daha da komik hale getiriyor sahneyi. Ve sonra elçi Şerafettin Efendi ile tanışıyoruz. O da memleketimiz. Abi, çok iyiydi. Ha, ben ben diyeceğim. şey diyeceğim mazbut bir hayat bölümünde şeyin babasını oynadı. Ha babaydı değil mi? Yılmaz'ın babasıydı. Yılmaz'ın babasını oynadı. Ya o böyle nasıl denir o içeriden konuşuyor gibi diyaframdan konuşuyor hmm. gibi mi denir artık nedir böyle bir kasıntı kasıntı şeyi Şahane evet. şahaneydi ya. Yani. Engin Altan düz yatan ses tonuyla. Onları Yalnız diye... yani Osmanlı elçisine de affedersin lan nah atarsın oraya ya. Böyle bir dünya yok yani. <laughs> o da diyor Hacım, hiç teklersen de birkaç saat nezarete atarlar bence ya o kadar da <laughs> gerçi, değil, gerçi şey diyor değil mi? Kaftanımın ucunu yaktı diye. <gülüyor> <gülüyor> şehzadenin milletin içinde gezdiği nerede görmüş? Yani tepkiler falan aslında çok doğal yani. Hakikaten elçinin başına gelse böyle konuşurmuş gibi. Güzel diyalog yazmışlar öyle. Aynen diyor şehzade diyor. Sütten kesilince verirsin bir sancağı diye. <laughs> Beylik öğrenir diyor. İyiydi yani o sahneler hakikaten iyiydi. Ben sadece hani daha sanki uzun geniş olacakmış gibi hayal etmişim fragmandan o sahneleri. Hani basit sadece hapishanede geçecekmiş. Yine de güzeldi. Sonra diyor ki işte siz zenne gibi olduğunuz için sizi burada hani çıkaramam. Bir anlam ifade etmez deyince bir Yılmaz'ımız basıyor. Al işte al şimdi maskülen tenis sok bir tarafına falan. Yeter artık bunlar dedim bir şey dedim diyor ya. Bunlar akışkan sıvı, dedim. akışkan, değişken İşken dedim. dedim, dedim. Diyor. Ve şey isyanı çok güzel artık. Yani İlkan'ın bütün çağlardaki haline net bir isyanı olarak bırak bu işlerin peşini artık yani bu. <laughs> 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 Burada da işte sessiz kaldığım buydu. Yani ilk kadın hmm. yine aşırı haksız bir durumda ve Ay, sessiz evet kalması şey şey Yani evet orada öyle oldu. Ya kralı vurmak nedir ya? Gör, <laughs> görülmüş şey mi falan diyor. Nerede görülmüş krala vuruldu diyor. <laughs> Sen de niye vurdun krala ya diyor. Evet sonra kraliçemiz. Ama, ama bir dakika çok güzel sahne vardı. Yani çok asıl sahne bir şey yok da ben orada yarıldım ya. O adam hani şey elçi konuşuyor ya bunlarda. Sonra en son abi siz Osmanlı <laughs> diye soruyor <ya. gülüyor> Onu yani, başta sormuyor muydu ya? Ya öyle bir şeydi ama ben patladım evet. orada ya. Çünkü hani bir, sü bir süre konuşuyorlar. Orada şeye dönüşüyor ya geyik muhabbetine dönüşüyor bir anda elçilikle muhabbet. Ona çok güldüm. <laughs> bir de şey aynı sıkıntı yaşayan insanlar hep böyle bir noktada e, bir muhabbete başlar ya. Atıyorum hmm. işte hastane sırası bekliyorsundur. Sizin ne vardı falan diye bir muhabbet başlar. Abi siz nereliydiniz falan oralara gelir mesela mevzu. Onun gibi hmm. sormasına ben çok. Zaten kıyafetten ya İran olabilir ya Osmanlı <laughs> Ona çok güldüm. Türk gibi soruyor bir de yani. Abi siz İranlı mı Ruslandı mı falan. <laughs> Sonra artık kraliçe kabağın sahiplerini çağırıyor. Kraliçenin ee... oyunculuğu o kadar kötüydü ki. Aman yarabbim. P.S. gibiydi yani orası. Tebrik ediyorum gerçekten. Keşke Ersoy'u atsalarmış kraliçe olarak. <laughs> Tabii Şey hayal edemedim yani o diyaloglardan iyi kraliçe nasıl oynanır bilmiyorum. Yani Bence yani film kişi... izlemişsindir ömründe bir iki kere falan. Hayır hayır ya bu sahnede bu diyaloglarla. Abi yani diyalogdan öyle... değil ya kadın konuşamıyor ya. O kadar kötüydü yani. Olur. Gibinin yan oyuncularından da kötü oynuyordu anladın mı? Feyyaz Yiğit'in babası daha iyi oynuyordu. <laughs> diye açıldı Zaten gibi. O zaten iyi oynuyordu <gülüyor> <gülüyor> Gerçek erkek bu diye <laughs> Yılmaz'cığım hikayesi olan bir kabak bir hediye vermek istemiş. Ve o yüzden şampiyon kabağı getirmişler. Orada, Orada artık çalmışlar Yılmaz... değil mi? Çalmışlar tabii. <laughs> Zaten o yüzden hikayesi olmuş oluyor. Kabak tirada atıyor uzun uzun. Yani, öpeceğim, yani... yani alınmayın ama ben size hiç katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani tek cümleyle açıklanamaz diyor. Ve hani güzel şeyler işte basittir. Şeye gerek duymaz. Süse püse gerek duymaz. Ama çirkin karışık şeyler süslerin ardına gizlenir diye yine bir hayat tespiti yapıyor. Orada tabii bunun gibi diyor. Yani ilk kadar çirkin şeyler süslerin arkasına gizlenir deyince bunun gibi diyor. Sonra da kaba işte kompleks olarak tanımlıyor. Yani pek de bir olay yoktu <laughs> Ama kraliçenin çok hoşuna gidiyor ve kraliyet kabağı ilan ediyor kaba Ve bizim e, büfe bölümünden büfemize Konuyor evet. kabağımız. Ve e, iki bölümün şeyi finalize oluyor diyelim. Birlikteliği finalize oluyor. Peki bundan ne söylemeye gelmiştik kraliçe aslında? İşte onu söyleyemiyorlar. İşin güzel tarafı da o. Çünkü tam Ersoy onu söyleyecekken şeyi kesiyorlar. Yol boyunca düşündükleri boş şeyleri sormaya başlıyorlar. Yok taşıyorlar. şeyi soruyor. Seti yan şeyi soruyor. Louis kaçıncı diyor. Tamam işte. Ya, yol, yol boyunca tartıştıkları bomboş şeyleri. Sözde işte soyluluk yapıyor onca hani kaçıncı Louis'i tartışırsam daha soyluca bir soru ha, sormuş ben olurum. Ben boş boş soru olarak düşünmüştüm onu. Hani böyle ya yani sorma yani merak ettikleri için yani. İlk başta bunların muhabbet ettiği zaman zaten şey diyor ya ya bize gereksiz geldi hiç sormayalım. Hani gezelim hmm. dönelim diyor Yılmaz. Hmm. Setyan da olur mu falan filan diye geliyorlar oraya. Evet. Ya yani zaten bence bunlar da huzura çıkmaya uğraşırken zaten aslında boş bir iş boş bir talep için geldiklerini <laughs> düşünüyorlar. Kö köyümüzün yani. bir şey diye bahsediyor başlıyor. He arsa var ya. gibi bir şey mi? <laughs> Aynen yani Söyle o tabii. gereksiz olduğu için ya zaten çok da önemli değil gelmişken buraya aslında bizim için daha da önemli olan kaçıncı Louis bu ya? Yani? Hani ondan bile evet. gereksiz bir mevzu yani. diye düşünmüş olabilirler <laughs> denler. diyor yani biz de bilmiyoruz yani 8. Louis ne haber nasılsın demiyorum ben diyor bir krcaz olarak. Diyor. Yılmaz da Nacizane öneri olarak Louis'leri biraz azaltalım diye bir öneri sunuyor ve orada tabi asıl dertlerini söyleyemiyorlar işin güzel tarafı o. Evet. Bir de yazı fontunu beğendim ben finaldeki hani böyle klasik el yazısı Fransız font gibi bir fontla finalize etmişler. Böyle Bu arada A zaten e, Louis yok. He. Yok ya salladım. Bilmiyorum ki kaçıncı <laughs> oldu. <olmaması. gülüyor> evet, tarih bilgisinden bu seferlik bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkes gerekli dersleri almıştır herhalde. Tunağan bu videodan sonra kargoya çıkacağı için bir an önce videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü sezon finali bu şekilde bitti. Bu bölümden sonra her sezondan 3 en sevdiğimiz bölümden bahsettiğimiz bir video daha gelecek. O videoda bekliyoruz arkadaşlar. Siz bu bölümle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bölüm beğendiniz mi? Sezon finalleri içerisinde bu sizce hangisi daha iyiydi? Bir mi, 2 mi, 3 mü? 1. sezon mu, 2. sezon mu, 3. sezon mu? Sizce ne anlatacaklardı? Aslında kraliçeye ne anlatmaya gelmişlerdi? Luiler'in sayısı çok mu? Kraliyet kabağı diye bir şey olabilir mi sizce? Bu bölüm çok mu aceleye gelmiş? Bana katılıyor musunuz? Sizce daha iyi bir bölüm mü olmalıydı? Ee, var mı sorunuz? Kral kaçıncı lü iyiydi? Vallahi bilmiyorum ki 8 mi 9 mu bir şey öyle. Yok 18. <laughs> ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Geçen bölümün yorumlarda söz vermiştim. Duygus Channel kendisinin yazdığı yorum aklımda kalmadı ama ona söylemek istediğim bir şey var. Haters gonna hate. Nefret edicilerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ömer bu şakayı Kardeşim. bu kanalda ikinci kez yapıyor arkadaşlar. Eski bölümleri Yaptın izleyenler mı? gülün ayıp olmasın. Zaten hatırlamadığı bir soruya da cevap vermesiyle çok da <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi ama bak Seni hiç dinlemedim ama benim. bence haksızsın Duygu. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. <oldum. gülüyor> evet Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Kanalın diğer videolarını da izleyin lütfen. Gibilerini izliyorsunuz. Avatar 250 izlendi. O kadar konuştuk. Kaç para verdin bana filme?